3, 2, 1, crescendo. Ve zilin çalmasıyla otonom periyodu başladı. Mavi takımdan iki başarılı atış var. Bu sırada 49-72'den de başarılı bir atış geldi. 85-84 notasını atmakta zorlanıyor. Bu sırada 81-69 bir notayı da aldı. Başarısız bir atış. 2-1 ve otonom periyodu sona erdi. Sürücüler direksiyonun başında. 96-47 döne döne orta alanı ilerliyor. Tırmanma alanında tosladı. O sırada 49-72'den başarılı bir atış var. 81-69 yerden notasını aldı. Atış denemesi yapacak. Başarılı olacak mı? 81-69'dan başarılı bir atış. Bu sırada 90-24 durmayı tercih ediyor. Orta alana geldi. 49-72 49-72 atış denemesi yapacak. Bu sırada 85-84'ten başarılı bir atış ve 49-72'de başarısız oldu. Tüm bunlar olurken 96-47'de mavi alanda dönüp duruyor ve 81-69'dan bir başarılı atış daha geldi. 90-24 Amfi'yi ıskaladı. 49-72 atış denemesi yapıyor ve tekrardan başarılı bir atış. Bu sırada 90-24 81-69'a çarpıyor ve Amfi'ye bir deneme yapacak. Başarılı olacak mı? Amfi ıskaladı tekrardan. 81-69'dan başarılı bir atış. 49-72 kaynak alanında. 96-47'ye tosladı. 96-47 geçmesine izin vermiyor. 49-72 kırmızı alanda hoparlöre bir atış denemesi yapacak. Başarılı olacak mı? Ve başarılı bir atış 49-72'den. Bu sırada 81-69 sahanın dışına güzel bir şekilde notasını fırlatıyor. 85-84 orta alanda elinde notayla. Bu sırada 96-47 karşı takımın kaynak bölgesini engellemeye çalışıyor. 49-72 sert bir şekilde 96-47'ye çarptı. Yerden notasını almaya çalışıyor. Bu sırada 90-24 aradan sıyrılarak bir atış denemesi yapacak. Human player'ler atışlarını yapmaya başladı. Son 10 saniyedeyiz. Kırmızı takımdan bir robot tırmanma bölgesinde, mavi takımda da 3 robotla tırmanma bölgesine yakın. Son 3, 2, 1 ve maç sona eriyor. Kazanan Mavi İttifak oluyor. 33-22'lik bir skorla. Bu sayede 81-69 14. sıradaki pozisyonunu koruyor.